Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugünkü dersimizde kısmi integrasyondan bahsetmek istiyorum. Birçok fiziksel ve mühendislik problemlerde, problemin çözüm sürecinde sıklıkla karşımıza kısmi integrasyonun uygulanmasını gerektiren integraller gelir. Bu problemlerin çözümünde öğrenci arkadaşların birçok durumda zorlandıklarını fark ettim. Her ne kadar bir formül olsa da, bu formülü uygulayanların dahi bu formülün nereden geldikleri konusunda pek bir fikir sahiplerine olmadıklarını da aynı zamanda fark ettim. Dolayısıyla bu dersimizde ben size kısmi integrasyonu anlatacağım. Bu kısmi integrasyonun ne olduğunu ve bir örnekle, somut örnekle çözeceğim. En sık karşımıza çıkan örneklerden bir tanesini beraber burada çözeceğiz. Bu dersten sonra dolayısıyla kısmi integrasyon konusunun kafanızda somutlaşacağını ümit ediyorum. Öncelikle arkadaşlar işe şöyle başlayalım. İki tane fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonlar t'nin birer fonksiyonu olsunlar. F fonksiyonu ve gt dediğimiz iki tane farklı fonksiyon. Bunlar ikisi de t'nin birer fonksiyonu olsunlar. Böyle iki fonksiyonun çarpımının türevini alalım arkadaşlar. Çok basit. Ft ile gt'yi çarpalım. Ve bunun zamana göre hangi değişkene bağlıysa t'ye bağlı bu değişkene göre türevini alalım. Çarpım durumunda iki değişkenin türevini almak için biliyorsunuz kuralımız birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi olacak. Dolayısıyla df bölü dt çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi olacak. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Her iki tarafın t'ye göre integralini bu sefer alalım. Tamam mı? Şimdi burayı birazcık şöyle açık alalım ki bir daha yeni bir satır yazmadan şöyle birazcık ara bırakayım. Evet, birinci çarpı ikincinin türevi dedik. Pekala. Az önce dediğim gibi her iki tarafı t'ye göre integre edelim. İntegral dt, integral dt. Aynı operasyonu eşitliğin her iki tarafında yaptığınız müddetçe sorun yok, eşitlik değişmeyecektir. Şimdi burada dt'ler sadeleşti. Bakın arkadaşlar, türevi alınmış bir fonksiyonu hangi değişkene göre türev alınmışsa aynı değişkene göre integre ediyorsanız eğer türev ve integral birbirini nötrler. Dolayısıyla parantez içerisinde ne kalırsa o kalır. Sınırlarımız da a'dan b'ye kadar olsun. Tamam. Evet, bir integrasyona bir sınır da koyalım. Genellikle eğer mühendislik problemi çözüyorsanız veya bir fiziksel problem çözüyorsanız genelde sınırları belli olan bir integrasyon çözmeniz gerekecektir. Ondan dolayı sınırlarda koymuş oldum. Az önce ifade ettiğim gibi türevi alınmış bir fonksiyonu aynı değişkene göre integre ederseniz sonuç f ile g'nin çarpımı olacak. Bir daha f t'ye, g de t'ye bağlı. Bir daha parantezine t yazmayacağım. Siz onların t'nin birer fonksiyonu olduğunu artık biliyorsunuz. A'dan B'ye kadar değerlenmiş. Önce B yazacaksınız her ikisinde de. Sonra eksi A yazacaksınız. Böylece bu çarpım değerlenmiş olacak. Eşittir. Sağ tarafta arkadaşlar bu kalacak şimdi. Bir daha yazalım. A'dan B'ye kadar df bölü dt çarpı g artı integral a'dan b'ye kadar f çarpı dg bölü dt. Dt. Tamam mı? Şimdi bunlardan bir tanesini şu tarafa atacağım. Bu denklemi yeniden düzenleyelim. Mesela bunu tutalım ya da bunu fark etmiyor. Bunu tutalım. Bunu eşitliğin diğer tarafına atalım. Ve bir yorum yapacağız orada. İntegral a'dan b'ye kadar giderken bunu tuttuk. Diyelim df bölü dt çarpı g dt eşittir f ile g'nin çarpımı sınır değerlerini koymak ve farkını aldığımız zaman çıkacak olan değer eksi bunu bu tarafa attığım için integral a'dan b'ye kadar f çarpı dg bölü dt olacak. Tamam mı? Şimdi buraya kadar yaptık. Şimdi bu denklemin ne anlama geldiğini birazcık anlamaya çalışalım. Ondan sonra bununla ilgili örnek çözelim. Çok faydalı bir formül arkadaşlar.
Son derece faydalı bir formül. Çok karmaşık integralleri bir çırpıda almamızı kolaylaştırır. Şöyle ki, eğer bir şurası integrant diyoruz değil mi buna? İntegrali alınan fonksiyon. Aynı şekilde burası da. Bu iki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde. Fakat burada f'nin t'ye göre türevi alınmış g çarpım halinde. Burada ise g'nin t'ye göre türevi alınmış f çarpım halinde. Şimdi bazı durumlarda arkadaşlar f'nin türevinin alınması yerine g'nin türevinin alınması bazı problemlerin çözümünde bizim için son derece kolaylık sağlayabilir. Yani biz şunu diyebiliriz bazı problemlerde. Ya böyle bir çarpım var. Bu durumda f'nin türevi değil de keşke g'nin türevi alınmış olsaydı. O zaman benim için her şey çok daha kolay olacaktı. Bazı şeyleri ortak parantezlere alabilecektim. Veya problemi çözmek için bana avantaj sağlayabilirdi diyebiliriz. Ve bunu yapabiliriz der bu formül. Bunu yapabilirsin. Türevi bir değişkenden diğer değişkene ya da bir fonksiyondan diğer fonksiyona transfer edebilirsin der bu formül. Fakat bir şartla fonksiyonu çarpımı sınır değerlerindeki değerlendirilmiş hali yapacaksın. Eksik başa koyacaksın. O zaman türevi f'den g'ye transfer edebilirsin. Dolayısıyla bu durumda bakın dediğim gibi türev f'den g'ye transfer edilebilir. Fakat şu sağdaki işlemi yapma koşuluyla. Önce iki fonksiyonu çarpacaksın. Sonra başa eksi koyacaksın. O zaman türev operatörü bir fonksiyondan diğer bir fonksiyona geçirilebilir. Ve bunu yapmak arkadaşlar son derece önemlidir bazı problemlerde. Son derece faydalıdır. Şimdi bir tane somut örnek çözeceğim sizin için. Dolayısıyla bu kadar kısmi integral ve buna kısmi integrasyon denir. Tamam mı arkadaşlar? Buna kısmi integrasyon denir. Hani bir formülümüz var ya, birine u diğerine dv diyoruz. Sonra her iki tarafın türevini alıp du'yu buluyoruz. Diğer tarafta her iki tarafın integral alıp v'yi buluyoruz. Sonra u çarpı v eksi integral v çarpı u diyoruz. İşte o kısmi integral dediğimiz şey budur. Onu bilmenize gerek yok. Bunu bilirseniz çok rahat bütün karşınıza çıkacak problemleri çözebilirsiniz. Ki ben şimdi az sonra sıklıkla karşılaşılan problemlerden, integrallerden bir tanesini çözeceğim. Ve bu tür integraller dediğim gibi birçok fiziksel problemi veya mühendislikle ilgili problemi çözerken çok sık bir şekilde karşımıza geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu integrali çözelim. İntegral sıfırdan sonsuza kadar olsun sınırlarımız. E üzeri eksi s t kosinüs beta t delta. Tamam. Şimdi bu integrali çözeceğim. Şimdi geleneksel birçok benim böyle bir problem karşılaştığım zaman birçok öğrenci arkadaşın bizim de lisans düzeyinde öğrendiğimiz haliyle şöyle bir yol takip edilir biliyorsunuz. E üzeri eksi s t'ye u denir. Kosinüs beta t dt ise dv denir. Bu tarafın türevi alınır. Eksi s e üzeri eksi s t dt eşittir du elde edilir. Her tarafı integrali alınır. 1 bölü beta sinüs beta t eşittir v olur. Sonra bu formül yapılır. U çarpı v eksi integral v çarpı du. Bu yerine konur ve problem çözülür. Ben böyle yapmayacağım. Az önce bahsettiğim kısmi integrasyon yoluyla yapacağım. Tamam, bu yolla yapmayacağım. Belki de bu dersi izleyene kadar sizler bu yolla çözüyordunuz belki de. Ama size daha pratik bir yolla göstereceğim bunu. Aynı şeyi yapacağız aslında fakat farklı bir şekilde yorumlayarak yapmış olacağız. Daha basit ve daha kolay olmuş olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle ben şu integralin kendisinin bir değeri var. O değere isterseniz I diyerek başlayayım. Tamam. Bir daha bunları defalarca yazmak yerine buna I dedim. I dediğim şey bu integralin değeri olsun. Şimdi bu integrali yeniden şöyle ifade edebilir miyim? Bakınız eşittir. İntegral sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi st d bölü dt 1 bölü beta sinüs beta t
şeklinde yazabilir miyim diye bakıyoruz. Hemen fark ettiniz, gayet tabii ki yazabiliriz. Çünkü sinüs beta t'nin t'ye göre türevi beta çarpı kosinüs beta t'dir. 1 bölü beta da burada yazıldığı için betalar sadeleşecek. Dolayısıyla aslında burası kosinüs beta t. Yani baştaki integralin aynısı. Tamam. Bu ikisi birbirinin eş değeri. Şimdi geldik baştaki kısmı integrasyonumuza. Burada bir fonksiyon var. İsterseniz şimdi bir daha baştan yazmamak için 1 bölü betayı da integralin dışına atıyorum. 1 bölü beta. Dolayısıyla bu şekilde yazabiliriz. Tamam. Şimdi burada bir fonksiyon var. T'nin bir fonksiyonu. T'nin başka bir fonksiyonu. Fakat bunun türevi alınmış. Ben diyorum ki bunun türevi yerine bunun türevi alınırsa çok daha faydalı olur. Problemin çözülme aşamasında neden daha faydalı olacağını fark edeceksiniz. Dolayısıyla türevi buradan buraya transfer etmek istiyorum. Yapabilir miyim? Kısmi integrasyon der ki evet yapabilirsin ama önce şunu yapacaksın der. Bir kere 1 bölü beta parantez dışında kalacak. Der ki önce bu iki fonksiyonu çarp. Yani e üzeri eksi st çarpı sinüs beta t ve bunların sınırdaki değerlerine göre hesapla. Önce üst sınırı koy, eksi alt sınırı koy hesapla. Ve şimdi transfer edebilirsin aynı integrasyonu ama başına eksi işareti koymak koşuluyla. Eksi integral sıfırdan sonsuza kadar d bölü dt e üzeri eksi st sinüs beta t. Şimdi türevi bir fonksiyondan diğer bir fonksiyona geçirdik. Tamam? Ve baştaki kuralları da uyguladık. Bunun için gerekli olan kuralları da uyguladık. Şimdi bundan sonra devam edebiliriz ama şurayı bir hesaplayalım. Çünkü burası artık çarpım hesaplanacak. Dolayısıyla bazı durumlarda sıfır çıkar. Bazı durumlarda sıfırdan farklı çıkar ama her defasında bunu taşımaktansa bunun bir kez değerini hesaplayın. O bir sabit değerdir. Onu tutarsınız. Yazması daha kolay olur. Öncelikle t sonsuza giderken hesapla. Şimdi arkadaşlar sinüs beta t nedir? Sinüs fonksiyonu trigonometrik bir fonksiyon. Artı eksi değerler arasında salınım hareketi yapan bir fonksiyon. T çok büyüdü. Yani sonsuza giderken de aynı hareketleri yapar. Salınım hareketi yapar. Fakat t sonsuza giderken burası çok küçülür. Küçülür. Burası sonsuzda sıfır olur. O halde t yerine sonsuz koyduğunuz zaman burası sıfır olur. Şimdi t yerine sıfır koyun. Eksi bir de t yerine sıfır koyacaksınız. E üzeri sıfır bir ama sinüs sıfır sıfır olduğu için burası sıfır. Dolayısıyla burada bakınız bir katkı gelmedi. Şurası sıfır oluyor. Gördünüz mü? Dolayısıyla bunu bir daha taşımaya gerek yok. Ben şimdi ne yapacağım? Dolayısıyla bunu yeniden yazabiliriz. O halde baştaki integrasyonum I eşittir. Şu hale geldi. Eksi 1 bölü beta integral. Şimdi bir şey daha yapalım. Buraya yazmadan evvel bir adım daha gidelim. Şimdi bunun türevini alabilirsiniz artık. E üzeri eksi st'nin türevi eksi s çarpı e üzeri eksi st'nin kendisidir. Değil mi? Dolayısıyla türevi eksi s gelecek. Dolayısıyla bir eksi de burada vardı. Artı oldu. Dolayısıyla s bölü 1 bölü beta çarpı için s bölü beta olacak. Dolayısıyla s bölü beta, o da ikisi de sabit. Çünkü değişkenimiz t integral dışına kaldı. Şimdi integralim şu hale geldi. İntegral yine sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi st. Bu sefer sinüs bt beta t dt oldu. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta kosinüs var. Burada sinüs var. Hala bir çözüme ulaşamadım. Dolayısıyla bunu bir kez daha az önceki mantıkla tekrar yeniden ifade edeyim. Eşittir. S bölü beta sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi st. Bunu şöyle yazabilir miydim? Eksi 1 bölü beta d bölü dt kosinüs beta t yazabilir miydim? Evet yazabilirim. Çünkü bunun aynısı olacak. Şu parantez içindeki aynısı olacak. S bölü beta'yı aynen yazdım. Çünkü kosinüs beta t'nin t'ye göre türevi eksi beta çarpı sinüs beta t'dir. Eksi beta da burada var. 1 bölü beta da vardı. Birbirini götürecek. Dolayısıyla şu denklemin aynısı elde edilecek. Şimdi bir kez daha bu türevi
buraya aktaracağım ama önce eksi 1 bölü beta'yı kendisini aktaralım. Eksi işaretiyle beraber şurası eksi olacak. Bir beta da burada gelecek. Beta kare olacak değil mi? Mesela şurayı böyle yazdım. Tamam. Şimdi dolayısıyla bunu da buraya yakın yazayım. D bölü dt. Evet, burası d bölü dt kosinüs beta t dt şeklinde yazmıştık. Şimdi bu türevi arkadaşlar burada olması benim işime yaramıyor. Keşke bu burada olsaydı diyorum. Çünkü bu cos beta bakın baştakiyle elde ettim. Baştaki integralin aynısı olacak. Ondan dolayı türev operatörünü buna geçireceğim ama önce şunu yapacağız. Eksi s bölü beta kare zaten en dışta parantez dışında. Önce bu iki fonksiyonu çarp. E üzeri eksi s t çarpı kosinüs beta t ve bunu uç değerler için hesapla. Eksi işareti koy. Şimdi türev operatörünü buna geçirebilirsin. Transfer edebilirsin. D bölü dt e üzeri eksi st çarpı kosinüs beta t dt olacak. Tamam. Pekala. Şimdi burayı hesaplayalım. Az önceki ifadeyle t'ye sonsuz koysa cos beta t yine artı 1 ile eksi 1 arasında sallım hareketi yapan bir fonksiyon. Dolayısıyla bu çok daha hızlı bir şekilde düşecek. Dolayısıyla t sonsuza giderken çarpım sıfıra gider. Burası dolayısıyla sıfır olur. Burası ise t yerine şimdi sıfır koyalım. E üzeri eksi sıfır bir. Kosinüs sıfırda bir olduğu için sıfır eksi bir. Burası eksi bir olmuş oldu. Tamam arkadaşlar? Burası eksi bir. Şimdi bu parantezi dağıtıp yeniden yazalım. I demiştim buna. Şöyle yazalım. Sıfırdan sonsa yani I eşittir. En baştaki yola çıktığım ve hesaplamak istediğim integral eksi st kosinüs beta t dt eşit. Bakın ne oldu? Burada eksi 1 var. Eksi s bölü beta kare ile çarpıyoruz. Artı s bölü beta kare oluyor. Burada da bir eksi var. Yine eksi ile çarpıyoruz. Yine artı oluyor. Artı s bölü beta kare. Bu sefer şu integralimiz sıfırdan sonsuza kadar e üzeri, çok özür dilerim, bir şey unuttuk arkadaşlar. Önce buranın türevini alacağız. Değil mi? Önce bunun türevini alalım. T'ye göre türevini alırsak burası eksi s çarpı e üzeri eksi s t olur. Tamam. Dolayısıyla eksi s çarpı e üzeri eksi s t olur. Eksi de buraya çarpılır. Artı s olur. Bir eksi de vardı. En nihayeti eksi olacak. Dolayısıyla eksi s kare bölü b kare olacak. Dolayısıyla şurası eksi s kare bölü beta kare olacak. Ve integralimiz olacak. Sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi s t kosinüs beta t dt. Yani en baştaki integrali elde etmiş olduk. Gördünüz mü? Dolayısıyla bakın en başta değerini bulmak istediğimi integralin kendisi elde edilmiş. Yani I oldu. Burası da I oldu. Bu integralim I idi. I eşittir. Bir değer eksi bir değer çarpı I. I bu tarafa atarsak ve I parantezini alırsak 1 artı s kare bölü beta kare çarpı I, yani değerini bulmak istediğim integral, karşı taraf s bölü beta kare olur. Şimdi arkadaşlar burayı istersek s kare artı beta kare bölü beta kare de yazabiliriz. Değil mi? Dolayısıyla I eşittir. Şurası s bölü beta kare. Burası da s kare artı beta kare bölü beta kare. Karşı tarafa geçireceğim için beta kare bölü s kare artı beta kare olur. Beta kareler sadeleşir. Sonuçta I eşittir s bölü s kare artı beta kare. İntegralin değeri yani hesaplamış oldunuz. Tamam mı? İşte bunu arkadaşlar kısmi integrasyon denir. Bununla ilgili tonlarca örnek karşınıza çıkar çözmeniz gereken bir problemi çözerken. Dolayısıyla tek yapmanız gereken şey
bir türev operatörüyle bir fonksiyonu yeniden ifade edin. Ondan sonra türev operatörünü birinden diğerine geçirin. Geçirmek için yapmanız gereken şeyler var. İki fonksiyonu çarpıyorsunuz. Uç değerler için hesaplıyorsunuz ve negatif işareti koymayı da lütfen unutmayın. Bir ödev, bunu kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlar. Lütfen şunu kendiniz yapın. İntegral sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi st sinüs beta t dt. Bunu yapın. Sonucun ne olduğunu da videonun altına yazabilirsiniz istiyorsanız. Sizin için iyi bir egzersiz olmuş olur. Bir sonraki videomuzda başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.